Büyükşehir Belediye Meclisimizin saygıdeğer üyeleri, bizleri canlı yayında takip eden değerli hemşehrilerim. Öncelikle 31 Mart seçimlerinin Ankara'mıza, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Yeni döneme başlamadan önce istiklal mücadelemizi veren, Ankara'mızı başkent yapan, bizlerin bugün bu mecliste bulunmamıza vesile olan demokrasimizin ve bağımsızlığımızın mimarı, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, gelmiş geçmiş tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun. Göreve ilk kez başlayan saygıdeğer meclis üyelerimiz ile yeniden aday olup tekrar seçilerek aramızda bulunan meclis üyelerimizi de hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Ayrıca yine milletimizin tercihiyle göreve başlayan 25 ilçemizin kıymetli belediye başkanlarına da hayırlı olsun dileklerimi iletiyor. Görevlerinde başarılar diliyorum. Değerli meclis üyeleri, kıymetli Ankaralılar, görevde 5 yılı geride bıraktık. Bu süreçte şeffaf, katılımcı, hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla kentimizi yönetmeye çalıştık. Kimseyi ayırt etmeden, nereden kime oy, kaç oy çıktığına bakmadan adil bir şekilde kentimize hizmet ettik. Meclisimizde zaman zaman tartıştık, zaman zaman gerildik ama her şeyden önce geçtiğimiz dönemde haksız tek bir imar artışı yapılmaması ya da ranta yönelik tek bir karar alınmaması bizim için diğer tüm konulardan daha değerlidir. Bu konuda ortak irade koyan tüm gruplara teşekkür ediyorum. Yine parti ayırt etmeksizin meclisimizin tamamına yakını alınan kararlarda farklı düşünsek de uyumlu bir şekilde çalıştık. Ancak şu konuya değinmeden geçemeyeceğim. Maalesef geçtiğimiz dönemde burası birkaç kişinin kentin seçilmiş başkanına sürekli hakaret ettiği, iftira attığı, karalama siyaseti yaptığı birleşimlere maalesef sahne olmuştu. Vatandaşlarımız bunların cevabını seçimde verdi. Yeni dönemde Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ne ve üyelerine yakışmayan bu davranışların inşallah olmamasını temenni ediyorum. Milletin takdiri neyse o takdir bizim başımızın gözümüzün üzerinedir. Tek bir temennimiz vardır, o da Ankara'ya hep birlikte hizmet etmektir. 25 ilçe belediye başkanımızın tamamını işbirliği yapmaya ve el ele vererek başkente yakışır bir dönemi hep birlikte yaşamaya davet ediyorum. Farklı dünya görüşlerine sahip olabiliriz. Farklı siyasi anlayışlara sahip olabiliriz. Ancak eminim ki hepimizin amacı tüm siyasi görüşlerden öte önce kentimize ve ülkemize hizmet etmektir. Bu nedenle bu mecliste yer alan tüm partilerin ortak aklı işleteceğine yürekten inanıyorum. Kimseye ön yargımız bulunmamaktadır. Kimse hakkında bir bakışımız da bulunmamaktadır. Kimsenin iyi niyetinden de şüphem yoktur. Benim elimden tutacak belediye başkanlarının taleplerini karşılama ve Ankara'mıza hep birlikte hizmet etme inancını yürekten taşıyorum. Buradaki en büyük sorumluluğumuz milletimize karşıdır. Bu yüzden geçtiğimiz dönemde olduğu gibi şu konunun altını çiziyorum. Hepimiz insanız, hata yapabiliriz. Birbirimizi uyarmak, hata varsa düzeltilmesini sağlamak bizim hep birlikte bu millete karşı sorumluluğumuzdur. Bu dönemde de oy verenle vermeyen vatandaşımız arasında bir fark olmayacağını, 6 milyon Ankaralı'ya eşit hizmet etmek için çok çalışacağımızı da söz veriyorum. Gündelik siyasi konulara vakit ayırmadan sadece Ankara'mız için çalışacağımıza ve kaynakları kentimiz için harcayacağımıza söz veriyorum. Pandemide, depremde, selde, yangında olduğu gibi bundan sonra da ülkemizde nerede bir problem varsa Hızır gibi koşup vatandaşlarımızın yanında olacağımıza söz veriyoruz. İnanıyorum ki bu dönemde de el ele, omuz omuza vereceğiz ve kentimizi gelecek günlere hep birlikte taşıyacağız. Bu tarihi sorumluluk bizlere Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten, devlet kahramanlarımızdan, ülkemizde hayırla hizmet edenlerden, elbette şehitlerimiz ve gazilerimizden emanettir. Emanetlerine sonsuza dek sahip çıkacağız. Bu duygularla hepinizin mübarek Ramazan bayramınızı bir kez daha kutluyor. Ailelerinize selamlarımı iletiyor. En içten dileklerimde sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Yeni dönemimiz hayırlı uğurlu olsun. Milli ve dini bayramlarda vatandaşlarımızın lise ve üniversite giriş sınavlarında öğrenci ve velilerin toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlandırılmasına ilişkin başkanlık yazısı. Maddenin burada görüşülmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler
Etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Geldiği şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizin Ramazan bayramını bir kez daha kutluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Beşinci madde. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları ile yetkili sendika arasında yapılacak sosyal denge tazminatı sözleşmesi için yetkilendirme yapılmasına ve sosyal denge tazminatı ödenmesine ilişkin başkanlık yazısı. Maddenin burada görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Geldiği şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Tüm Ankara halkının burada sizler nezdinde Ramazan bayramını kutluyorum. Değerli arkadaşlar, hepinizin bildiği gibi seçilen yeni belediye başkanlarımız oldu. Seçilen yeni belediye başkanlarımızın hepsine başarılar diliyorum. Ankara halkımız bu son yerel seçimlerde yeni bir yönetim anlayışını seçti. Burada hem meclis çoğunluğunda hem belediye başkanlıklarında yeni bir tercihte bulundu. Bu yapılan tercihlerin iktidarı ve muhalefetiyle birlikte kadim şehir Ankara'mıza hayırlı hizmetler yapmasını Yüce Allah'tan diliyorum. Değerli arkadaşlar, bizler Ankara'mıza hizmet edebilmek için, hizmet etmek için Ankara halkının oylarıyla seçilen başkentimizi yöneten belediye meclis üyesi arkadaşlarız. Bizler burada tabii ki doğruyu da tartışacağız, yanlışı da tartışacağız. Ama ortak amacımız, ortak hedefimiz doğruda buluşmak olmalı. Tabii ki yanlış bir şey varsa da o yanlışı da ayırt etmek gerekiyor. Ben bu dönemin daha farklı olacağını düşünüyorum. Bu dönemde bu meclisten Ankara halkımız için daha iyi kararlar çıkacağından şüphem yok. Burada aynı zamanda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız tarihi bir oyla seçilerek Ankara halkının kendisine duyduğu güvenin bir sonucunu ortaya koymuştur. Ben başkanımın sadece oy veren %60 değil, Ankara halkının %100'ünü kucaklayacağını, bu meclisin de Ankara halkımızın her kesimine hitap edecek kararlar alacağından hiç şüphem yok. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyor, hayırlı bayramlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. 15 Nisan 2024 saat 18. Uygun mu arkadaşlar? Evet, saat 18'de buluşmak üzere birleşimi kapatıyorum. Hayırlı bayramlar. Başka bir medet var mı?